Evet, Neslihan Atagül evlilik bereketiyle geldi demiş arkadaşlar. Gerçekten dizi çekimleri de başladı. 1 milyon TL'yi aştığı söylenen, doğru mu bilmiyorum, bir reklam anlaşmasına imza attı. Ve basın toplantısında magazin kameralarına güzel açıklamalarda bulundu. Hep beraber Neslihan Atagül'ün yorumlarını dinliyoruz. Sempatik hareketleri ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül'le birlikteyiz. Güzel oyuncu, siyah düz elbisesi ve doğal dalgalı saçlarıyla sade şıklığı yakalamış. Bir bilet aldım, oh mis, sezonu açtım, oh mis. 2016 oldukça uğurlu gelmiş güzel oyuncuya. Bu yıl benim için çok dolu geçti. Hayatımda çok çok güzel şeyler oldu. Güzel başarılara imza attık. Başarılı oyuncu, evlilik hayatının nasıl gittiğini sorduğumuzda ise... Bak zorlama beni, yapma bana bunu. Ya her şey çok yolunda diyeyim. Neslihan Hanım'a eşi Kadir Doğulu'yla düğünde yaptıkları eğlenceli danslarını hatırlatıyoruz. Güzel oyuncu bakın nasıl bir yorumda bulunuyor. Yani ay, içimizden ay, geldiği gibi dans ettik. Neslihan Atagül, sarılı oyunculuğu kadar sağlıklı ve güzel saçlarıyla da dikkat çeken Neslihan Atagül, hiç saçlarını boyatmadığını söylüyor. Saçlarımda hiç boya yok. Yani hiçbir zaman olmadı. Kendi rengi. Uzun saçı sevdiğini söyleyen başarılı oyuncu, bakın nasıl bir bakım uyguluyormuş saçlarına. Hiçbir zaman bakımını aksatmamama rağmen yine de kırılıyordu. Burada saç bakım kreminin önemini anladım aslında. 4 aydır saçlarımı kestirmiyorum. Bu da tabii ki beni çok mutlu ediyor. Çünkü saçlarımı çok seviyorum ve her ay gidip uçlarından kestirmek benim biraz canımı acıtıyordu. Her kadın vakit ayırmakta zorlansa da mutlaka kendine ait güzellik sırrı vardır Neslihan Hanım. Sizin bakım sırlarınızı da öğrenebilir miyiz? Her zaman aslında ben doğallıktan yanayım. Rahat edebileceğim şeyleri giymeyi tercih ediyorum. Günlük hayatımda iyi uyumaya çalışıyorum, verimli bir gün geçirmeye çalışıyorum. Şu sıralar daha çok yüzüyorum aslında ve bol su tüketiyorum. Keyifli sohbetimiz sırasında bu yılki Altın Kelebek ödül törenine ev sahipliği yapacağını açıklıyor. Ben daha önceden hiç Altın Kelebek ödüllerine katılmamıştım. Ve şimdi ev sahipliğiyle orada insanları ağırlayacağım. Bu da tabii ki bir gurur veriyor bana. Söz ödüllerden açılınca güzel oyuncu artık ödül almak istediğini üstü kapalı da olsa dile getiriyor. Tabii ki bir yerlerden ödül almak çok gurur ve onur verici bir şey. Bilmiyorum bakalım yani halkımız ne uygun görürse. Yoğunluktan dolayı sosyal medyayı çok aktif kullanamadığını söylüyor Neslihan Hanım. O kadar etkin kullanmıyorum yani çok şey kullanmıyorum sosyal medyada. Çok aktif değilim sosyal medyada. Bu tatile ben çok fazla tatil yapamadım. Ama bunun için de çok da mutsuz sayılmam çünkü çok güzel de çok da mutsuz sayılmam çünkü çok güzel işlere imza attığımızı düşünüyorum ekip olarak. Zaten yakın zamanda dizi projemiz de başlayacak. Onun çekimleri de başlayacak. Hadi bana, hadi bana, hadi bana, nerede yok mu? Hadi bana, hadi bana, hadi bana, gelsene suç mu? Evet, Neslihan Atagül VTR'sini izledik. Dedi ki güzel aktivist, ben çok fazla tatil yapamadım. Ama güzel bir tatil yaptılar. Maldivler'deydiler balayında. Bakın bu fotoğraflarla sosyal medyaya yansıdılar. Çok güzel, çok romantik karelerde birbirlerini fotoğraflarını çektiler. Kadir Doğulu'nun karın kasları da bayağı yerindeymiş. Onu da gördük bu tatil ve bu balayı vesilesiyle. Bu inanılmaz romantik ve aşk dolu bir kareydi. Daha sonra bir video paylaştılar.